Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir programında son olarak 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılan Göç Önümüzdeki 20 Yılın Projeksiyonu ve Ötesi konulu konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılan Göç Önümüzdeki 20 Yılın Projeksiyonu ve Ötesi konulu konferansa katıldı. Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonu ve ötesi temasıyla düzenlenen konferansın başarılı geçmesini özellikle temenni ediyorum. Göç alanında uzman, seçkin isimleri bir araya getiren 9 Eylül Üniversitemizi Sayın Rektör ve Üniversite Senatomuzu tebrik ediyorum. Konferansın mültecilerin statüsü hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıl dönümünde tertiplenmesi bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansta burada dillendirilecek görüşler göçün sebepleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik etkileri üzerine bizleri yeniden düşünmeye sevk edecek dedi. Her sene milyonlarca insan savaşlar, iç çatışmalar, istikrarsızlık, kıtlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk ediyor. Dünya genelinde göçmenlerin sayısı 272 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 80 milyona, mültecilerin sayısı ise 26 milyona yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bir gelecek kurma hayaliyle çıkan yolculuklar kimi zaman felaketle neticeleniyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen hayatını kaybetti. Aylan bebek başta olmak üzere Ege'de yaşanan insani dramları unutmadık dedi. İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır. Göçmenlerin güvenli yaşam hayalleri, kendilerini ölüme itenler tarafından Ege'nin sularına gömülmüştür. Sadece 2020 yılında Ege'de 9 bine yakın geri itme vakası yaşandı. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı bilinmiyor. Göç konusunda batılı devletler sürekli şikayet etse de bu meselede asıl yükü taşıyan gelişmekte olan ülkelerdir. Dünyadaki mülteci nüfusunun yaklaşık %85'ine zengin devletler değil, imkanları çok daha kısıtlı olan ülkeler ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar doğrudan insan hayatıyla ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerinden örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamlara göre 2020 yılında dünyada 3. ülkelere yerleştirilmeyi bekleyen 1 milyon 440 bin mülteciden sadece 39 500'ünün 25 Batı ülkesine yerleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verileri bu gerçeği çok yalın bir şekilde ortaya koyuyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre 2020 yılında dünyada 3. ülkelere yerleştirilmeyi bekleyen 1 milyon 440 bin mülteciden sadece 39 500'ü 25 Batı ülkesine yerleştirilebilmiştir. Halbuki Türkiye sayıları 4 milyonu bulan sığınmacıya tek başına ev sahipliği yapmıştır, yapmaktadır. Türkiye'ye sınırlarını açması konusunda tavsiye verenler bu süreçte sınırlarını kapatmış, mültecilere sırtını dönmüştür. Hatta Türkiye ile Yunanistan sınırında mültecilere Yunan güvenlik güçleri tarafından açıkça zulmedildiği utanç verici sahneler yaşadık. Avrupa Birliği Ajansı Frontex'te bu hak ihlallerine ortak olmuştur. Türkiye, değerli dostlar, kıtaların ve kültürlerin kavşağında bulunan bir ülke olarak
göç olgusuna asla yabancı değildir.